Herkese merhaba. Bugün pazar günlerden. Saat şu an 5. Pazar olduğu için dinlendik biraz. Dışarıda felaket bir kar yağışı var. Uzun zamandır beklediğimiz bir yağıştı. Daha yeni gerçekleşti. BİM'den dün gördük alışveriş yaparken şöyle bir dolap bulduk. Benim mutfağım aşırı karışık. Çünkü orantılı dolaplarım yok. Bulduğumuz dolapları taktık. Yeni dolap almadık kiracı olduğumuz için. Şimdi böyle de bir dolap buldum. Çok hoşuma gitti. Onu yerleştireceğiz. Mutfak düzeni yapacağız eşimle birlikte. O dolabı kuracak öncelikle. Ben de mutfağımı biraz toparlayacağım. Yerini ayarlayacağım. Dolabı nereye koyacaksak. Başlayalım bakalım. Mutfağımı çok güzel yapmayı planlıyorum. İnşallah hayalimdeki gibi olabilir.
Evet, bunları da sökmeye karar verdik arkadaşlar. Bunu buradan söküp şu dolabın yanına şuraya monte edeceğiz. Fırınımı şuraya koymak istiyorum. Yer kalmıyor çünkü ona. Çünkü dolabım, şu yaptığımız dolap da buraya gelecek. Sığdıramıyorum çünkü başka bir yere. Bunu da alıp birazcık harman çorman ama şu dolabın, şu makinenin yanında bir boşluk var. Oraya koyacağım ama önce şu üst kısmının kesilmesi gerekiyor. Ya şuradan keseceğim. Zaten kapağının falan da onarılması gerekiyor. Yani bayağı bir iş var. Sanırım bu gece bitmeyecek. Yarın devam edeceğim işten gelince. Şimdi yapabildiğimiz kadar yapacağız bakalım. Bugün ikinci günüm. Maalesef dün bitiremedim. Böyle bırakıp dinlenmek zorunda kaldım. Şimdi işten geldim. Dolabımı silip bardaklarımı yerleştireceğim. Düzenimi sağlayacağım yavaş yavaş. Artık üçüncü günün sonunda mutfağımı bitirebildim. Yetişemiyorum arkadaşlar her şeye. O yüzden hep parça parça yapmak zorunda kaldım. Ama sonunda bitirdim. Yani şöyle ucundan göstereyim. Şimdi arka kameradan çekip göstereceğim. Fırınımı da şuraya koydum. Yani bence idarelik iyi yani böyle. Çünkü başka türlü olmuyor. Yani tam dolap yaptırsam çok güzel olurdu tabii ama dediğim gibi kiracı olduğum için böyle bir şey yapma imkanım yok şu anda. Bir arka kameradan göstereyim size, bir bakın. Ve artık son haliyle karşınıza çıkabiliyorum sonunda. Ay, çekmecem yamulmuş. Ya şurada da bir donum kalmış ama görmeyi verin onu, şöyle kapatayım. Yani aldığım dolap buraya olmak zorunda kaldı. Şuradaki şu delikler var ya, onlar şu dolabın eseri. Bu oradaydı. Bunu böyle yukarı aldım. Böyle bir hatıra köşesi gibi bir köşe yaptım. Bu dolabım yine burada kaldı. Böyle yaptım, mecburum. Yani masamı da oraya koymak zorundayım. Şu şey var ya, şu. Onu da mecbur oraya koydum. Başka yerim yok. Burada böyle bir masam olmuş oldu. Şurada bir boşluk var arkadaşlar. Bu boşluğa eşimin kesmesi lazım bunu. Ve kapak takmamız lazım. Şuradan kestiği zaman anca oluyor. Bu üstünü masamın üzerinde ekmeklik olarak kullanacağım. Altını da orada dolap olarak kullanacağım. Şurada. Oraya sığıyor çünkü. İşte böyle. Bunlar da bulaşıklarım benim. Şişeleri kullanıyorum ya. Şu şişelerimi yıkadım. Doğum günlerinde bunları kullanıyorum ya da bir özel bir şeylerde. Her şeyi değerlendiriyorum. İşte bu kadar. Şurada geçen de yaptığım kıtır ekmeklerim var. Böyle kavanoza koyuyorum. Onları da göstereyim be. Bayatlayan ekmeklerimi böyle değerlendiriyorum. Ama şu an açamayacağım. Bu da hazır. Kahvelerimin yanına koyabileceğim lokumlarım. Burası biraz sıkış sıkış oldu ama kahve bardaklarımı, kahve eşyalarımı buraya koydum. Bunlar da çok sevdiğim tabaklarım. Hiçbiri birbirinin içine olmadığı için böyle dağınık görünüyorlar. Ama yapacak bir şeyim yok. Onları kullanmayı seviyorum. İşte bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Like'larınız, aboneliğiniz de çok önemli. Çevrenize de beni duyurursanız sevinirim.
güzel şeyler yapmak istiyorum sizin de desteğinizle. Hoşça kalın.